vurmasınlar. Aşkın aşkın memlekete kız vermesinler. Anasının bir kızını hor görmesinler. Uçan da kuşlara malim oldu, ben anamı özledim. Hem anamı hem babamı ben köyümü özledim. Anam babamın bir atı olsa binse de gelse, benim de kardeşlerim da yolları bilse gelse, benim de kardeşlerim da yollara düzse gelse. Çocukluğumuz fakirlikten geçti. Anamız babamız odunculuk yaptı, odun sattı, odun sattık, onun parasını idare olduk. Sığırını, koyun sığırını güttük. Yani sonra geçi edindik, geçi güttük, koyun edindik, koyun güttük. Yapmadığımız kalmadı. Hani yaşımız 83 yaşına kadar görmedim, kalmadı, bir arkam kaldı. Ölüşen beni koruyu da görebilirim. Öyle olmakta gel görme. Böyle kardeşim. Kaç kardeşim vardı, annem, baban, azıcık çocukluk anlarında? İki kardeşim anlar. Biz. O da sağ, ben de sağ, iki kardeşiz. Anam babam 70'lerde, 75'lerde. O günlerde. Tabii yani her Türk askeri evladı ne yapıyor? Askerlik de yapıyor. Askere yani, gittin. Tabii canım, asker. Yaşım 18'inde gittik. Oraya gittik, Gelibolu, Bolayla gittik. 8 ay orada durdum. Oradan girişim Bursa Askerlik Şubesi'ne. Yazıcı olarak geldim. Bursa'ya. Orada 12 ay durdum. Orada hasta olarak geldim. Bursa'da Şikirk Hastanesi'nde tedavi oldum. Oradan buraya geldik. Askerliğimiz bitti, buraya geldik. Neyin vardı? İşte bronşit vardı. Bronşitten 8 ay orada yakaladım. Gelibolu, Bolayır'da yakaladım. Bursa'da tedavi ettiler. İki arkadaş vardı, biri yok. İkisi doğudan idi. Onlar gitti, onlar kurtulamayacak. Birlikte vardılar, öldüler. Hani benim doktor tedavi etti, hadi sen kurtuldun dedi. Yani sen kefini yırttın. Yalnız kendine tedavi bak. Geldik, fakirlik var, oduna gidiyorsun, ocağa gidiyorsun, bu memleket öyle memleket. Kendimize ne kadar baksak da bu halde. Ama bu halimize şükür diyeceğimiz bu. Allah şükür yani. Çok şükür şimdi bu halimiz iyi. İyi kötü. Günümüz az kaldı. Allah bilir. Az kaldı. Allah şimdi bilir. Ergin Arp'ı yolu Allah. Şimdi genç varka koca adamı korlar mı? Ha, Arp'a erdiği zaman ben yoluyorum. Niye bekliyor? Bekliyor, dökülecek. Ha biz yaşlı yaşa büyüyor. Yaşımız bir iyi olacaklar bizim. İşte böyle. Raziye teyzemle ne zaman evlendin? Nerede gördün ilk? Onun öncesi de bir şeyler olmuş. 54 daha. Gelir bir şeyde gözler kazanımda benim arkadaşım vardı, asker arkadaşım Gelibolu Bolayır'da, orada biriydik. Buradan geldikten kere hatta oraya öküzüyle çiftçülü ve mevhile gittim ben. Oradan bunu ben görmedim ya, işte tatta bu beni görmedi, ben bunu gördüm, aldık geçtik.
Aynı. Bundan önce de iki evliliğin olmuş. Aynı düşte görü gibi. Ondan önce de iki evliliğin olmuş Halil amca. Oldu canım, biri öldü. Hı. Öldü ya. Emici bu bekar gelmeyeceksin ya. Dura dura evleneceksin canım. Halil'le evleneceksin. Evet tabi koyuyoruz Allah'a emanet öldü. Tekrar bunu aldık, o da çıktı gitti. Tekrar bunu aldık geldik. Bununla başımızı kartlamak. Memnun musun? Çok şükür ya, işte o beni, o beni, o ben onu, o beni. Sürüp gideriz. Kaç çocuk var? 4. Ne yapıyorlar? 2 kız, 2 oğlan. Birinin geçti var, birinin... O bir bal, Mustafa, o balcılık yapıyor. Oğlanlar da işte öyle bağcılık yapıyor, geçicilik yapıyor biri. Hatta bu bir işte bundan korkuyor biri. Ömüne işi gören göz gidip görüp gidiyor, ne edecek? Bu kabalarda su problemi olmuş önceden. Susuz köy diyorlarmış buraya. Ya buranın susuz kalmadı canım. Buranın suyu vardı. Buranın suyu. Buradan Doyranlar deriz biz. Doyranlar deresinden geliyordu buranın suyu. Şurada caminin kıyısında cami şişi vardı bunlara. O rakıyordu. Bir ara şakıyı pazar yerine götürdüler. Kor olmadı, gene beri geldi. Su akmadı oraya. Akıntı az geldi. Akmadı, ondan kerip dura dura. Biyodası, sağ deresini aldılar, biyodepoya girdi. Depo geliyor bende. Şimdi kabalarda birinin dibek ihtiyacı olsa, senden başka yapan yokmuş. Adam yapmaz Çetin bunu, yapmaz. Sen olsan da yapmazsın, ben olsam da dediğin gibi. Ver şurada bir iki günde yapacaksın. Yahut bunun ağacını bulacaksın. Şimdi bunun ağacını ben nerede bulacağım? Ceviz ağacın yok mu? Aa, şimdi bak demişler, ne dedim muhtara? Senin cevizin var, kuzunun varmış. Ondan birini ver varsa diye. Ha, o da ne dedi bana? Ya bak dedi. Varsa ondan getireceğim. Yatsa gene olmayacak. Ha, o yaşı kuracağım, kurutacağım. 6 ay geçecek. Ondan kere bunu böyle yapacağım. Ondan kere bunu düzeceğim, tokusun. Taş ocağına gideceğim, taşını getireceğim. Öyle iş yapacağım, başka iş yok. Şimdi bu geliyor, sonra ne yapıyorsun bunu? Yazsa kurutuyorsun. Bu kuru satayım, kuru yapıyorum. Ha, tamam, kuru yapıyorsun. Nasıl işlemlerden geçiriyorsun? Bunu düzüyorum, keserim var, keskin keserim var. Bu yakında oluyor. Ondan kere bunu dörpülüyorum, dörpülüyorum. Dörpüledikten, işte oyduktan kere dibinin seti olursa setini yakıyorum. Demirle bunu böyle, demiri vardır, bunu böyle rendiriyorum, dibini yakıyorum. Kızdırıyorum demiri, yakıyorum. Yaktığım zaman dibi düzeliyor bunu. Ondan kere tamam, bunu devam et, dövmeye. Ha, ne ihtiyacın varsa diye işini görürsün. Mesela neler dövülüyor ben bilmiyorum Halil amca. Yani işte haşhaş dövüyorsun, susam dövüyorsun. Ondan sonra darı döv, nohut döv, löprübü döv, fıstık döv, ne diyeyim, fındık da döv. Yiyeceksin bunlar zaten. Bu kadar. Biz kapıdan içeri girerken sen Raziye'de Zeyne diye seslendin. Bayan diye seslendim. Normalde ne diye sesleniyorsun? Bunun adı bayan olarak geçiyor. Hanım dersin, bayan dersin, yahut Raziye dersin. Ha, diyorsun yani, ha, adını söylüyorsun. O sana ne diye seslenir? Ya, o da adam mı diyecek, kocadan mı diyecek, küçük adam mı diyecek, ne diyeceğiz der. Şimdiki gençler başka türlü sesleniyor. Sen de seslensene Raziye Dezi'ye öyle. Bir zaman gelip bir türlü söylesin, bir zaman gelip bir türlü söylesin. Hangi zaman gelince ne söylüyor? Fazla konuşan tıkıyor. Ha, tamam. Fazla söyleyeyim de. Tıkıyor, ısırtmaya başlıyor, olmuyor, sinmiyor yani. Bu kadarlık mı? Bu kadarlık olup olsun. Beni sıkıştırma diyor Halil amca. Oradan, orada 25. Raziye teyzeciğim, 78 yaşındayım. Oradan başla, Gözler'de doğdum. Gözler'de doğdum, Gözler'de büyüdüm. 78 yaşındayım diyerekten başla. 78 yaşındayım, orada doğdum, orada büyüdüm. Orada
şey vardı, iki çocuğum vardı. Biri öldü, biri bura arkamda geldi. Ondan geri bunaların işte garı. Ömrü tükettik demdenki gibi. Aynı bunun dediği gibi. 54 sene olmayan bu dedi. Orada çocukluğumuz orada. Burada da garı. Ölümümüz de bura gömülecek garı. Tabii. Ne edecek? Ne derler onu? Ne de şey ettin mi orada? Karnın ne de doydu mu orada kalacaksın. De. İşte böyle kocadık, çıktık gittik gayrı. Şimdi. Kaç kardeşsin Aziye teyzeciğim? Bina, 6 kardeşlik. Öleni öldü, 2 oğlan kardeşi vardı. Öldü bir kız, hindimden de dedim kesildi. 3 kardeş kaldık. Biri Doğanlı'da, biri Çal'da, ben de Kabala'dayım. Şimiz köyde bir cestik. Başka yok, kardeşimiz bile mi yok. Oğlanlar öldü. Gelinler var, karlar var hep. İşte. Geziyoruz, dolaşıyoruz diyelim hesabı. Ora varıyoruz. Ora giderim bazı köyüme. Bazı bura geliyoruz. Geziyoruz. Neyse. Başka ne diyeverelim? Ne diyelim gayrı başka? Çocuklarından, torunlarından bahsedelim. İşte torunlarımız başımızda. Birini yengelini ettik. Onu yolladık. Şeye, bilmem ben nereye gitti onunla. Kocası uzman çavuş mu oldu, ne oldu? Bir ay oldu gelin edeli, onu yolladık orada. Gece telefonu etti, babaanne ne işliyorsun? İşleyeceksin dedim, bir şey işlemiyorsun, evdeyin dedim gari. Her gün telefon ediyor. Bir de burada torunum, onun çocuğu var, öyle bir yaşında. Ona da koyuyorum bazı burada, o işe gitti mi? Böğün getirmedi, böğün de bakıvarayım dedim ama böğün çala gittiler yalım herhalde onunla. Torunlar hep çok, 10-12 tane torun var yalım herhalde bizde, çok. Yok ki ya, 15 tane torun var. Bilmiyorum karı ne kadar gıdığını. Bundan 4 çocuğum var. Şimdi iki oğlan, iki kız. Hiçbir cesi de kalmadı, hepsini çıkardık evde. Torunlarına bakıyoruz oğlanın. Kibar birini Kürt'ten getirdim gelini. O kek çapasına gitti. Görümcesinin birini buldu da. Biri de buralı. O da kek çapasına gitti. O biz evde kalıyoruz kocadımla gari. Biz beğenme ola. Siz kocadınız siz kalın diyorlar. Olur diyoruz biz de biz kalalım gari. Bizim iş işleyecek şeyimiz yok mu bizim dedim ben de gari. Nereye gideceğiz biz? İşte torunlar da böyle. Gelirler giderlerse ana baba derlerse gelirler eve. Ana baba demezlerse. Kendileri sağ olsun da selamlarını duyalım. Tabii ne edeceksin? Raziye teyze sen bu düğünlerde olsun Halil amcaya maniler falan söylüyor musun? Bina? He. Kaç beni. Hiç söyledim mi muhtar? Nerede duydun sen beni? Ben muhtar hiç bilmiyorum. Muhtar demedi, muhtar demedi. Başka biri dedi köyden. Kadınlardan diyen oldu. Beni... Hadi söyleyiver bir tane. Bak beni bak bak. Ben söyleyecek olsam kızımın torunumun düğünde de söyleyiverdim. Bilmiyorum ki ben, şimdi ben birini korun, hora geçerim, benim türkünün hayırı mı olur hiç? Söyle söyle, bildiğin bir türküyü bize söyleyiver. Devamını biz getiririz. Bilmem benim de aman. Hadi bilirsin, kırma bizi. Ta İyi de, şimdi kameraya alınacak, türkü olmaz ki bende. Orayı kesiveririz. Kesmezsiniz sizi. Sen bize sizin. Söyle. Kesmezsiniz sizi. Sen bize söyle sadece. Ahmet, kapat abla. Tamam kapattı o Raziye'de. Sen bize söyleyiver. Kız ben bilmiyorum. Hiç ben türkü çağırmadım ha. Biliyorum biz duyduk. Arkadaşların diyiverdi. İyi de o arkadaşların neyip gelecektin de hepimiz bir türkü çekecektik madem kimse değil mi? Hayır olmaz. Herkes toplanasak çok kalabalık olur. O ona çekti mi? He? Ona çekti. Biri çekti. Kim o? Muhtar değil mi bakayım? Söyleme adını abi. Sen İyi de değil de. O çektiyse ben de çekeceğim. Sen söylersen diyivereceğiz. Demezsen demeyeceğiz. Hay koca tam nasıl edelim şimdi? Hadi Halil amcaya şey yap, hediye türküyü. Çekebiliyorsan çek, çekemiyorsan koy. Çekiyormuş çek. Halil amcaya, bilmem, çekiyormuş. Bilmem. Bize şey ediyor. Başla hadi sen. Hiç beni yerindir. Hiç buranın türküsünü bilmiyorum. Kendi köyümüzün de türkülerini unuttu o. Sen az biliyordun. Az bir şey söyle. Kabaların var ya türküsü bir tane. İyi. Biliyor musun Raziye teyze? Kabaların köyü türküsüne. Nasıl? Kabaların köyü.
babaların biberi. Kırmızı gül olacaksın, sararıp sola solacaksın hey nazlı yârim. Ölmem var, ayrılmam yok, böyleye kavlim var. Var benim hay güllü gelin, diriririm hopla da gel yanıma. Fistanını topla da gel yanıma. Hadi güzelim ölme de yaşa be. Hadi hadi oyununa maşallah. Maşallah kavuşuruz inşallah. İyi mi?